Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hepinize Nurdan kanalına hoş geldiniz. Burası benim kardeşimin evi. Nurdan, ben köye gelmiştim. Babamlara kalmaya. Nurdangil de beni almaya geldiler. Sağ olsun, Allah razı olsun. Öyle bir ev turu yapalım dedik. Burası evin girişi. Kendisi kendi emeğiyle yaptırdı. İnşallah. Allah nasip ederse evlenecek. Şöyle burası mutfağı. Lambasını yakalım da. Bunlar çıkıyor. He, küçük ama çok güzel yaptırdı evini. Çok güzel olmuş. Kendisi yaptırdı. Her şeyini kendi beğendi. Her şeyini aldı. İşte bir şeyini almadı. Koltuk tahımı olsun. Perdeleri falan. Biz aldırmadık hani. Evlenirken belki eşin beğenmez. Değiştirmek zorunda kalırsın diye. Aldırmadık. Dolaplar da seninkinde niye dolaplar? Derin dondurucu alt taraftan. Öyle. Yaptırdı işte. Kendisi. Buzdolabınız da ne olacak? Her şey var. Şurası şöyle. Tuvaleti kendisi yaptı. Kendisi bu arada seramikçi, seramik yaparlar, fayansçı. Seramik yapar, her şeyi yapar. Salonuna geçeyim. Şu arkasını, televizyonun arkasını kendisi yaptı. Malzemesini aldı. Sobasını bile yapmış. Taş yaptı arkasına. Şarkıyı da sonra mı açtın? Çiçeğine bile vazo yapmış fayanstan. Nasıl yapmış? Ben bu çiçekleri sevmiyorum. Büyük ya Kendisi çiçekler. yaptı fayanstan. Nasıl yapmış ama? Başka şu odada eşyası yok iyi. Diğerlerinde de yok. Griye boyamış ama griye güzel, ben seviyorum griyeyi. Aşağıdaki evi de griye boyadı. Babam Ay, benim sizin falan gibi mi? yeni şey yaptırdı işte. İçini dizayn etti yine. İyi, güzelce yaptırmış, süslü nasıl iyi olmuş. He, yaptırdı. Allah olmayanlara da verir inşallah. Hepimiz İnşallah nasip olur. evlenir de burayı çocuk odası yapmayı düşünüyor. Tam çocuk odası zaten burası da. Hayırlı bir eş nasip olursa. İnşallah. Şurasında yatak odası yapmayı düşünüyor. Burası da boş. Boş burası da. Evlendikten sonra küçük bir Evlendikten zevkine göre sonra eşiyle alınabilir. birlikte kendisi zevkine göre alacak. Aslında alacaktı da dediğim gibi biz aldırtmadık. Hani beğenir, beğenmez dedik. Şurada vestiye mi oluyor? Şurası da vestiyeri. Vestiyer de çok güzel. İçinde de bir tane matkap şeyi var. Bıçak. Maket Güzel bıçağı. olmuş ama. Kendisi beğendi her şeyin. Fayansını. Zaten kendisi seramikçi. Ben de yaptıracağım, bizim girişe böyle bir vestiyer. Burası da Çok güzel. benim babamın evi. Bahçeleri. Vişneleri büyüdü. Çok ağacın boyu çok uzun olduğu için toplayamadık. Kaldı ağaçta. Kayısılar neymiş bilmiyorum. Kayısıları var. Babadan alacağım. Çok yedik, geldik. Bugün kameramanımız tuttu arkadaşlar. Sıyıldım, kameramanlık yapıyorum bugün size. Ocağımız da Köyümüz. oturuyor. Nasıl iyi görünüyor? Bakın ya buradan koy. Asmalar da nasıl iyi olmuş. Önceden yoktu asma, sonradan yaptınız. Sonradan şurada babamların evi. Yan yanalar zaten. Kardeşim yan tarafa yaptırdı evini. Güzel olmuş ya. Güle güle otursun inşallah. İnşallah. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Her taraf kayısı. Ver. Bu yanıyordu da. Selamun aleyküm değerli takipçileri. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Şu telefonu bir türlü ayarlayamadım. Bir saattir ona uğraşıyor. Camdan ışık vurduğundan bir karanlıyor, bir aydınlanıyor.
O yüzden bunu ayarlamak da pek zor. Yüzüm kapkara görünüyor şimdi, görmüyor musun? Bugün kurabiye yapıyorum arkadaşlar. Tuzlu kurabiye. Canım öyle bir istedi. Paket yarısını böldüm. Yarısını tuzlu yapacağım. Yarısını da tatlı kurabiye yapacağım. Şöyle yarım paket yağ. Sonra 2 kaşık sirke. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sonra biraz kabartma tozu, mahlep koydum birazcık. Bir de yumurtanın beyazını koydum arkadaşlar. Ben ölçüyü yarıya indirdim. Siz isterseniz tam ölçü yapabilirsiniz. Şöyle unu da katayım birazcık, 2 bardak kadar. Yalnız yapmayın diye Dudu Eltim'i de çağırdım, o da geliyor şimdi kapıda. Buyurun ana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin tatlım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tuzlu kurabiye yapıyorum da sen tatlısını yap istersen. Tamam, yapayım. Bildiğin tarif var mı tatlının? İnternetten bakarım, arasında da ezbere bilmiyorum. O zaman sen bak, sen de onu yap. Orada yerinde yoğurur, ikimiz birden yapıveririz. Tamam, olur. Yani yarısını buraya kattım zaten. Yarısını da orada kat. Tamam, olur. Üstüne cevizleyi batır, yok yani yumurtanın sarısı yani. Ondan mı yapalım, başka bir şey mi yapalım, ne diyeyim? Bakayım ya. Bak da ben orada yaparım da. Öğlenden sonra yiyelim balkonda çayını. Daha balkon da yıkanacak. Hep bir şey biçer ne şey diyor ya, gidiyor oradan hep toz toprak oluyor. Dün Olur, gece tamam olur pişmemiş. ya. Her Batar, koyu yerim. Çocuklar oyuncağını neyi götürmüş. Oyuncağı saçalamışlar hep şeye, balkonu. Şey mi? Dilan Hanım. Suyu içtiler mi, şişeyi neye atıyorlar balkonu? Aşağıda tartıştılar bir. Çocuklar mı? Öyle. Şundan mı yapalım? Şöyle bir şey Susam da mi? olur. Cevizlerin susam mı? Kim tartıştı? Bizimkiler mi çocuklar? He. Hiç durmuyorlar ki zaten. Sabah filan babasını salmıyor. Çarşıya gitti ya babası. Zaten biz çocuklar var. Ben çok düşkün oluyorum Kahvaltıyı yaptık. Ey oğlum. ya. Şu kavanozdaki suyu veririz biz. Ama sonra erişti de gitti. Bugün biz normalde şeye gidiyorduk arkadaşlar. Bugün cuma. Bu arada cumamız mübarek olsun. Herkese hayırlı cumalar. Biz normalde Konya'ya gidecektik bugün. Sabah erkeninden kalkıp 4 gibi. Dün mü aradılar sonra? Önceki gün ne aradılar? Mağazam temiz zaten. Mağazam az önce sildiğim için atıyorum biri. Dün mü önceki gün mü ne aradılar sonra? Makine bozulmuş herhalde. Anne biraz toprakla oynuyor. Tamam, üstünü çamur etmesin oğlum. Kapımızı ört yavaşça, rüzgar çarpıyor. Soner'i aramışlar, makine bozuldu. Biz sizi arayınca gelin diye, o yüzden gidemedik. Bugün de kaldı yani Konya işi. Soner arabayı da yaptıramadıydı, iyi denk geldi zaten. Bir yağ akıtıyor araba. Akşamdan arabayı koyuyor, altına bir su bardağından fazla yağ akıyor. Öyle öyle gitmeye de korkuyordum zaten. İyi oldu şey. Makinenin bozulduğu da. Kalk önümüzdeki hafta için mi çağırırlar? Ne zaman çağırırlar bilmiyorum. Şunun cıvıklığı iyi mi oldu? Bakayım çok mu cıvık? Az daha iyi. Çok, çok değil de az bir şey. Şöyle uzak yere gidiyor kendini. Şey yapmasın. Kurabiyeler şey oluyor ya. Gelsin oğlum, gelsin de ses yapma, ama video çekiyor. Gelin şu oyuncakları içeriye getirin oğlum. Bu kurabiyeler kayıyor ya fırına girince. Yapışıveriyor birbirine. Yumuşuyor. Bir kere internette gördüm, kurabiye yapmış kadının birisi. Unu az yapmış herhalde. Tepsiyle bir oldu, düptüz olmuş. Ben de bir ara halam bir de yaptıydım, halam bir oldu. Yukarıda evde kaynına gelin, ilk beraber oturduğumuzda bir de nişastalı kurabiye yaptıydık. Dişlerimizin dibi hep kurabiye oldurdu. O nişastalı kurabiye de güzel oluyor. Nişasta ne? Yukarıda. Sade nişasta da kıtır kıtır. Tutma şeker var mı? Şu yukarıda vardı. Hepsi yukarıda. Kapatma tozları ikinci çekmeyeceğiz. Sabah
sonra arabaya girmeden sanayiye verecek işte. Arabaya girmeden bir torba şeker aldırdım, onu getirdi. Sonra gitti geri. Balkona ne süpürge yok. Süpürmeye, süpürgemiz yok. Kim alıyor? Şerife'nin annesi bağırıyor. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bir de baktım ki yan tarafa biçerimiz gelmiş. Yan taraftaki ekin işliyor. Şöyle bir çekeyim dedim size. Bu da tatlı kurabiyenin hamurunu yoğuruyor şimdi. Ben tuzluyu yoğurdum. Pudra şekerimiz az kalmış da ona göre yoğuruyor hamurunu. Kıvrayıp geliyor o tarafa. Camlarımızı kapattık bu arada, evin içine toz dolmasın diye. Balya yapıyor da hala. Arkasından balya yağda ata geliyor. Ya bak oğlum yan tarafta şuradan bak. Camdan. Balyayı gördün mü evi? Samanı balya yapa yapa gidiyor. Balya yapıyor burayı. Şeref abi gelin bir şey burası. Biçer ekini. Şeref değil, boncuk ekini. Tamam işte adı Şeref ya oğlum. Niye arkaya gidiyor? Dönecek herhalde. Dönemedi mi ki? Dönüyor. Dur da vereyim kızım. İçerinin işi bitene kadar cam açılmaz. Açtım da ağzıma yüzüme doldu bu saman. Her taraf toz oldu artık. Ben hamurumu yaptım arkadaşlar. Şöyle yuvarlayayım yavaş yavaş. Bu kadar tatlısını yoğuruyor. Öğrenden sonra bir çay koyalım Dudu. Olur, yaparım. Sabah şeyi toparladım, temizlik. Kaç gündür yapayım diyordum, yapamadım. Bir de temizlik salatası yapalım. Olur, yapalım. Yaptın mı hiç temizlik salatası? Hiç yapmadım. Bir ablam yapmışmış da nasıl güzel olduydu. Temizlik. Ne koyuyor içine? Temizlik, biber, domates, soğan. Normal salata gibi. Normal salata da. İçine temizlik oluyor. Temizliği oluyor sadece. Yanında başka bir şey yaparız. O zaman da sonra otobüsüne gelir herhalde. Gelir yani. Çok çocuk toplanır hep gidik. Dayımın eşi aradı arkadaşlar biraz önce. 3 tane oğlu da kavgaya karışmış da ağlıyor yazık. Annemle dertleşeyim diye annemin numarasını istedi, onu verdi. Onunla konuşuyorlar. Koyda geçen düğünde kavga çıkmış. Benim haberim yok, Sultan da dediydi de ben Fikret Gül'ün girdiğini bilmiyordum. Bıçaklı falan kavgaya karışmışlar. O da sıdalanıyordu, ağlıyordu yazık. Nasıl acıdı? Şerife'nin annesi geçen de hastanede şehitliydik, buluştuyduk Şerife'yle. O da güvenlik hastanede, devlet hastanesinde güvenlik işi yapıyor. Şerife şey mi? Kuzenim mi? Kuzenim, dayımın kızı.
Çobandayım var Yusuf. O da bekar evlenmedi. Hayırlısı bekarlar da evlenir inşallah. İnşallah. Senin de var iki kardeşin. İki kardeşim, erkek kardeşim. Hasan'la güzel ikiz onlar da. Nasıl benziyorlar? Ben onları hiç ayırt edemiyorum ikisini. Tek yumurta güzel. Tek yumurta ikizleriymiş. Aynı birbirine benziyorlar. Nasıl çok benziyorlar. Benzerler. Küçükken şey olurdu böyle. Hasan başı yarılırdı. Bir ay sonra Hüseyin'inki de yarılırdı. Niye? İkiz oldukları için mi nedir? İlla ki birinin başına gelen bir şey sanki diğerinin de başına geliyor. Ne bileyim? Öyleydi. Ama evini çok güzel yaptırmış. Nasıl hoşuma gitti. Dün çektik ya arkadaşlar Dudu'yla. Hoşuma gitti. Evi nasıl güzelmiş. Kule kule otursun inşallah. İnşallah. Öyle bir gittik. Dudu da buraya geleceğimmiş. Benim hiç haberim yok Dudu'nun buraya geleceğinden. Öyle tesadüfen gittik biz. İyi denk geldi. Oturmaya gelmişler yanına. Kayısı yedik. Kiraz yedik. Orada sağ olsunlar koydular bize kayısı. Koyuyor. Hep kayısı dolu şu anda. Eymen bizim yatak odasını kapat hele koş koş. Oraya da düğü sildim süpürüydüm. Bana da hepsi hamam oldu içeri. Dün de 101'den yatak odasına güneşlik aldıydım arkadaşlar. O da azıcık inceymiş de idarelik taktım onu da. Düğmeleri az geldi. Düğmeleri de ara ara taktım. Sonra da söyleyeyim de biraz sonra gelirken az da alsın. Onu da daha iyi. Kurabiye mi? Şekil mi vereceksin? Şekil veriyorum da iyice uzadı gitti elde çelik gibi. Sana bir şekil göstereyim mi? Şekil göster de yapıştır. Hani bir inat gibi uzayıp gidiyoruz burada. Şey ya, tuzlu kurabiye olsun, tatlı kurabiye olsun. Hamurunu biraz şeyini kaçır, onunu kaçır. Şekil vermesi çok zor oluyor. Ufalanıyor iyi. Az boyunca da eriyor adam yerinde. Sonra sürekli bir şeyler istiyor şeyin yanına, çayın yanına. Bu annem de hiç sevmezdi kurabiyeyi. Çay falan hiç sevmez normalde. Ben böyle kurabiye yapınca şey yapıyor. Çay da içiyor, kurabiye de yiyor. Sevmez normalde hiç. Yemezmiş. Akşam siz gittikten sonra ben yatacağım diyorum. Gitti bir çay demedi. Çayla hiç kaynatmamış. Aynı su gibi bir çay. Diyorum. Kokuyor mu? Kokuyor. Diyorum sen demleyemeyin çay değil. Beni dinlemeyin. İlla kendi bildiğine gidecek. Bizim değil. Demlemez hiç. Sonra yapıyor canım yine. Acaba iyi kaynat diyorum. Kaynamayla ne alakası var diyor bana. Buranın suyu kireçli ya. İyi kaynaması lazım. Ben kaynatırım. 15-20 dakika kaynatırım. Acık da demledikten sonra bekledim. Nasıl çıkar kırmızı? Kaynamaya başlayınca dalın cemin demleyiyor diyor. Orada hiç tadı olmuyor. Su. Sulu kokuyor zaten. İçtiğimiz çaydan da bir şey anlamıyor. Çocuklar da içeride oynuyor. Berna ablalarının gönderdiği oyuncaklarla oynayınlar. Kızlar seviyor değil mi öyle oyuncakları? Sever. Sevmez mi? Hele senin Zeynoş nasıl oynuyor? Kendi kendine oynar. Onun da var bir sürü öyle. Onun da var. Dilan gittikçe oynayamıyor ki orada. Kalsızlık, kavunluğu. Dilan bazen getirir bize yemek pişirir. Size yemek pişirdim diye. Zeynep de yapar öyle. Sana pasta yaptım anne, hani doğum günü pastası. Pastası falan hadi önce. Ya
başladı artık. Bu salada sultanın yolumuza gitmeyi düşünüyorum. Gidelim kız hep beraber. Bilmiyorum ki, bakalım. Anlaşılır mı? Gidelim hep beraber. Giderik onun üstüne ya. Medine diyordu. Teyzem bizi havuza bakıyor. Gidelim beraber gidelim. İnsan o sanıyor evde, orada bir şey yok, değişik bir şey yok. Aynı. Yiyeceğim. Sıcaklığı manşet. İnsan kilo alıyor yedikçe de. Kilo. Ben zayıflamışsın ama 64 kilo aydaşmışsın. 64. Bilmiyorum ben. Ben şey yapmıyorum. Yandım ya kuyuda. Her tarafı yıkıldım. Yüzüm. Sıcak. Acayip yakıyor adamı sıcak. Şuna ne yapacağım? Bir de ona yapalım. Sonra da buraya geçelim. Gideyim de el beni kullanmışsına vereceğim işte. Yakın iyi sizin. Bize yakın. Şöyle ilk temsimiz oldu arkadaşlar, bakın. Bunu fırına sürelim de bu pişerken öbürlerini yapalım. Olur, yapalım. Şu kanepemi şöyle kapayım arkadaşlar da şu bantamı da yıkayayım. Biraz sonra çay koyayım. Sonra çay içelim. Abimiz pişti zaten, az kaldı. İçer işte diye biraz önce burayı acayip tozlanmış, batmış. Kaç kızım orada? Tamam. Kaçın. Bana da ben de gelirdi. Sen gelme buraya. Ben yıkayacağım şu an. Ben yıkayayım, öyle gel, tamam mı? Geç o zaman şu tarafa. Gel. Ben yıkadım. Tamam, sen döksün o zaman. Şöyle bakalım. Anne ben de. Hemen çıkmam siz onu. Ben gelmeyeceğim. Hep kapata olmuş. Bu da süpürgemiz eski değil de. Ben öyle yiyeyim, ben nasıl yiyeyim? Ver kızım, tamam, ver oğlum. Evet. Hemen gelme oğlum sen, kaç. Gelmeyeyim ki. Tamam. Önce bir süpürdüm, tozunu aldım. Şimdi de suyla yıkayayım da. Anne, Dilan da sana yardım ediyor. Ağzımıza dolmasın. Dilan da sana yardım ediyor. Evet, Dilan benim yardımcım. Hepsi camın önünü bir yıkayalım öyle kızım. Bir. Yıkay. Temiz olsun. Yıkadım. Temiz olsun. Dilan baban geliyor. Soner geliyor. Bu arada ta karşıdan duyuluyor müzik. Hemen kaçalım oğlum. Müziği son ses açtığından da buradan duyuluyor. Karşıdan ses. Geliyor. Emin şunu alıp banyoya koy da su da ona dursun. Anne, bir daha dolduralım kızım. Al koy da dolsun da direk yıkasın bu sefer. Hey oğlum, soğuk tarafını aç. Koş. Dilan'ın gel. Soğuk sermez mi Dilan? Ne? Soğuk sermez mi onu?
arkadaşlar, balkonumu yıkadım. Çekçeklemedim. Çekçeğimi aşağı at dedim buradaya. Balkona banlıyor, kalabalık oluyor diye attıydım aşağıya. Şöyle gelince parasını açtım. Kayısı var burada, kurumuş kazıyorum. Getirene bizim. Şöyle nasıl güzel olmuşlar. Bir yandan yiyor, bir yandan da kuruyor balkonda. Koku da koyuyor. Dolaba atıyorum. Tabanını ayıralım da yiyorsan yiyorsan. İyi olur, güzel olur kışın. Bir buzdolabı poke doldu işte. Bir sürü karşıdan, iki ileyen karşıdan çıkmış. Bir de sonra süpürge aldı dedim. Ya süpürgesi gitmiş de ne yapmış? Bakın ya, hiç hayır yok. Bunu nereden aldın Soner sen? Süpürgeden gidin ya. Nereden aldın Soner bunu sen? Şeyden çok aldım şeyden. Onu değiştirelim yarın bir gün gidince. Değiştirelim işte. Bir de bupre aldı dedim. Bir de bupre almış şöyle. Sipirlerin arasına koyayım diye. Şöyle. Bunu da akşam üstüne koyalım. Ne yaparız? Serinlikte koyayım artık. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz bir şeyler hazırlayıp balkonda yiyecektiz. İnşallah onu da yarın atarız beraber. Kuduyla beraber yapalım, şimdi hazırlayalım. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler.